Sevgili dostlar, bugün sizlerle bir kez daha beraberiz. Uygurların önemli bir kağanı Tumbaka Tarkan hakkında bilgi vermek istiyorum. Geçen programımızda Bögü Kağan'dan bahsetmiştik. Uygurları Maniheis yapan ama zirvede de tutabilen bir kağandı Bögü Kağan. 759 ile 779 yılları arasında 20 sene Uygur Kağanlığını yönetmişti. Zaman içerisinde özellikle Mani rahipleri ve onun etkisinde kalan kişilerce Uygur devleti içerisinde sosyal bozulmalar başladı. Sosyal problemler ortaya çıktı. Bu problemler devleti temelden sarsmaya başlayınca Bögü Kağan'ın kuzeni diyebileceğimiz yani amcasının oğlu olan Tumbaka Tarkan bir ihtilal yaparak 770 9 yılında Uygurların kağanı oldu. Ve bu ihtilal sırasında özellikle eski yönetim görevden alındı. Yerine yenileri getirildi. Şöyle anlaşılabilir bu. Uygurların Maniheist olmasına tepki olarak Tumbaka Tarkan, Bozkır Türk kültürü geleneklerinin bozulmaması için, o kendi töresinin bozulmaması için bir operasyon yaptığı anlamına gelebilir. Böyle değerlendirme durumundayız. O Alp Ülük Bilge Kağan unvanını da alarak yaklaşık 10 yıl Uygur Kağanlığını idare etti. Biliyorsunuz Uygur Kağanlığı 840 yılına kadar sürecekti. Çok uzun olmamakla birlikte. Yani 95 yıllık bir süre içerisinde ömrüne kendi kendine bir anlamda verdiğimiz zaman son verdi. Tumbaka Tarkan, raydan çıkan veya mecrasından akmayan Uygur devlet yönetimini tekrar eski gerçek kanalına oturttu. Ancak durumda bir farklılık vardı. Çinliler eskisi kadar zayıf değillerdi. İç isyanları sona ermiş, artık Uygurlarla baş edebiliyorlardı. Uygurların o eski yardımlarına ihtiyaç duymuyorlardı. Kendi ülkelerindeki asilere karşı. Bu çok önemliydi. Uygurlar Çin'e yardım etme bahanesiyle, sebebiyle, vesilesiyle diyelim, çok fazla Çin içerisinde bulunmuşlar. Yine fazla fazla sayıca çok büyük miktarda hediyeleri alarak veya Uygur topluluğu olarak, başkentinde yaşayan Uygur topluluğu olarak Çinlere çok fazla zarar vermişlerdi. Bazen Uygurlar istedikleri gibi cinayet işliyorlar veya işte bazı huzur bozucu eylemlerde bulunuyorlar ve Çinler bunlara hiçbir şey yapamıyordu. İmparator cezalandıramıyordu. Ama artık devir değişmişti. Tumbaka Tarkan döneminde Uygurların oradaki Çin'deki yer reisleri Tudun öldürüldü ve Uygurlarla birlikte Çin'de bulunan 9 Oğuzlar ve bütün diğer Türk boyları aynı şekilde dışarıya çıkarılmaya başladı. Yani Çinliler Uygurları kendi sınırlarından dışarıya çıkardılar. Bu şu anlama geliyordu. Uygurlar artık eskisi kadar güçlü değillerdi. Bunun bence sebebi daha doğrusu Bögü Kağan'ın Maniizm politikasıdır. Yani Türklerin yapısına uymayan Mani dinini getirerek Uygurların sosyal üzerinde ve törelerinde, geleneğinde, devlet anlayışında bir problem yaratmasıdır. Bundan kaynaklandığını bence söyleyebiliriz. Bozkır karakterine dönüş aşamasında olan Tumbaka Tarkan, yani Tumbaka birinci Baga Tarkan aslında onun unvanı, yani Kaan olmadan önceki unvanı, yoksa diğer Alp Ülük Bilge Kaan diye onu söyleyebiliriz. Gerçekleşti. Ama burada mesela Göktürklerden gelen bir boy Şato Türkleri, yani çöl Türkleri Gansu bölgesinde, Beşbalık bölgelerinde yaşıyorlardı. Onlar da Uygurlardan artık bezmeye başladılar, onların vergilerinden. Tibetlerle yakın ilişki kurdular. Bu çok önemli bir gelişmedir. Tibetler eskisi gibi değildi. Onlar güçlenmişlerdi ve yavaş yavaş kuzeye doğru çıkıp İpek Yolu üzerinde söz sahibi oynayacaktı.
söz sahibi olacaktı. Farklı tarihi roller oynayacaklar. Bundan sonra artık eskisi gibi, hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Burada önemli olan mücadele sahası bugünkü Gansu, Lanzhou eyaletidir arkadaşlar. Yani bunu çok iyi bilmemiz lazım. Lanzhou eyaletinde bir şekilde bunu söyleyebilir. İpek yolu tam burada daralıyordu. Çünkü bir tarafı dağ, bir yandan Sarıırmak, koridor diyoruz. Gansu koridoru diyorlar. Buradaki şehirler hem Türk tarihi için, hem İpek yolu için, hem Çin tarihi ve Tibetler için önemli şehirlerdi. İşte bu bölgede hakim olacaklardı. Böylece artık Doğu Türkistan'ın doğusunda Uygur tarihi için önemli bir değişiklikler meydana geleceklerdi. Bak, Türk olmalarına rağmen şato, yani çöl Türkleri Tibetlerin tarafını tutmak zorunda kaldı. Yani Uygurlar şato Türklerini, çöl Türklerini kendilerine çekemediler, tutamadılar, Tibet tarafına gitmek bırakmak zorunda kaldılar. Burada hakimiyet alan olarak beş balık ortaya çıkacaktır. Beş balık Çincesiyle Beytin, kuzey merkezi, kuzey sarayı gibi tercüme edebileceğimiz bir bölgenin adıdır ama beş balık Türkçesi, yani beş şehir anlamına gelir bu bölge. Yani daha sonra Turfan, aynı bölgede Gaucho, Koço gibi isimler de burada zikredilir olacaktır. Artık ticaretin dengesi de bence farklılaşır. Çünkü batıdan Araplar, diğer batılı halklar içine gittiği gibi aynı zamanda Karluklar da ve kuzeydeki Kırgızlar da ticarete başlayacaklar. Demir ticareti vesaire olmak üzere ticaretin yönü de değişecektir. Tumbaka Tarkan o devleti eski gücünden tutamamasına rağmen içeride ayakta kalmasını sağladı. Bence iç dinamik. Onun yaptığı faaliyetlerle birlikte Uygur Kağanlığı yaklaşık bir 60 yıl daha yaşadı diyebiliriz. 60 yıl daha yaşama fırsatı buldu. Bunu sağlayan da Tumbaka Tarkan'ın başarısıdır. Yani onun askeri karakter, strateji, uyguladığı stratejilerdir. Ama Çin'de Uygurların kaybetmesini engelleyemezdi. Çünkü artık devir değişmişti. Çin'deki Tan Hanedanı eski gücüne kavuşmuştu. Bununla birlikte oradaki Dokuzoğuzlar ve Uygurlar gerçekten biraz fazla zenginleşerek çok rahat davranıyorlardı. Yani Çinler açısından baktığımız zaman huzur bozucu faaliyetlerde bulunuyorlardı. Türkler açısından bunu söylemek çok doğru değildi. Ama Tan Hanedanı'nı ayakta tutan, o bütün büyük isyanları bastıran ve şeyleri ölümden kurtaran, neredeyse Tan Hanedanı'nı ölümden kurtaran, yok olmaktan kurtaran Uygur ordularıydı. Uygurlar bunu çok iyi biliyorlar. Uygurlar daha sonra yaptıkları anlaşmalar zaten Tibetlilerle de savaşarak, Tan Hanedanı'na hizmet etmişlerdir. Yani ekonomik çıkarlar açısından bunu sağlamışlardır. Uygurlar çok sayıda at satıyorlardı. Yani Çinlere göre zayıf, çelimsiz atları vesaire birçok atı getirip satıyorlar. Karşılığında binlerce top, on binlerce parça ipek alıyorlardı. Bu Çinlerin zoruna gidiyordu. Bunu da engellemeyi başardılar bir anlamda baktığımız zaman. Yani at ipek alışverişi de artık durdu ya da daha dengeli bir temele oturdu diyebiliriz. Fazla at almamaya başladılar. Bu çok ilginçtir. Her sene, senenin belirli zamanlarında Çinliler, Uygurlar atlarını toplayıp Çin'e getiriyorlar. Karşılığında ipek almaya gayret ediyorlardı. Böyle bir hikayede aslında ilginç bir şekilde Orta Asya tarihinde, Türk tarihinde yerini alır Uygurlar açısından. Ama şunu da söylemek lazım. Uygurlar 845 yılında yıkıldıktan sonra Gansu bölgesine doğru hareket ettiler. O Gansu bölgesi işte ve Beşbal'a doğru hareket ettiler. Böylece yeniden iki uzun ömürlü devlet kurdular. Biri Ganzhou Uygur Devleti, diğeri Beşbal Uygurları olmak üzere. Esasında bu faaliyetler bence gelecekteki Uygur Devletleri'nin temelini oluşturdu. Yani Beşbalık'ta ve Gansu bölgesinde yaşamayı öğrendi Uygurlar ki burada iki uzun ömürlü devlet kurdular ve din değiştirdiler. Budist oldular büyük çoğunlukla. Maniyeizmi
devam ettiler. Arkasından Hristiyan ve nihayet Müslüman olarak yollarına devam ettiler. İşte bu genel Uygur tarihi içerisinde Tumbaka Tarkan'ı ben çok özel bir yere koyarım. Devletin genel kültürünün töresini kaybetmesini engelledi, ayakta kalmasını sağladı. Ama dışarıda Tibetlerle ve Çin'deki Tan Hanedanı'yla çok başarılı ilişkiler kuramadı. Yani onlar üzerindeki Uygur üstünlüğünün sona ermesini engelleyemedi. Bu bakımdan ilginç bir yere sahiptir diye söyleyebiliriz. Teşekkür ediyorum. Bu anlamda inşallah başka video konularla yine karşınızda oluruz.